Kılıçdaroğlu artık Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ndan daha çok efendim Millet İttifakı'nın adayı. Artık ben bundan sonraki hazırlarımda, haberlerimde Kılıçdaroğlu için efendim milletin adayı deniyor ya, Millet İttifakı'nın adayı ifadesi. Çünkü Millet İttifakı sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne ibaret değil, çok geniş bir tabana doğru yayılıyor. Şimdi Kılıçdaroğlu adaylığından sonra biliyorsunuz Mustafa Sarıgül de Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini ifade etti. Onun yanında hemen HDP'den çağrılar başladı. Selahattin Demirtaş eski genel başkanı, genel başkan eski eş genel başkanı HDP'nin işte hapiste biliyorsun şu anda, bir tweet attı. Arkasında Mithat Sancar'ın çağrıları oldu ve bunun üzerine Kılıçdaroğlu da HDP'yle görüşeceğini söyledi. Bu çok normal. Yani bir cumhurbaşkanı adayı bütün partilerle görüşebilir. Bu ister mecliste olsun, ister mecliste olmasın, bütün partilere göre. Nitekim dün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan DSP Genel Başkanı, yani Demokrasi Sol Genel Başkanlığı'na birlikte başkanlığı görüştü. Dolayısıyla görüşmelidir de. Yani Kılıçdaroğlu muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu bütün partilerle, isterse mecliste temsil etmesin, edilmesin, bütün partilerle, bütün sivil toplum kuruluşları, işte Tabipler Birliği'yle, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'yle, efendim barolarla her tarafla görüşmelidir. Bu da görüşmesi de çok normaldir. Kaldı ki HDP seçimle efendim mecliste gelmiş bir parti. Şu anda yasal bir parti. Dün biliyorsunuz önünde bir engel vardı hazine yardımıyla ilgili ve önündeki bu engel, hazine yardımıyla ilgili engel de dün kaldırıldı. Dolayısıyla HDP'nin kapatılması meselesi seçimden sonraya kalmış gibi görünüyor ki seçim 14 Mayıs'ta yapılırsa. Dolayısıyla şurada şunu da görüyorlar. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı, HDP kilit parti şu anda. HDP kimi destekliyorsa o seçimi kazanıyor. Şimdi mesela HDP açıklasa, biz Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz diye bir açıklama yapsa, Sabah gazetesi acaba neler yazar? Ya da AKP'li yazarlar ya da milletvekilleri neler yazar, neler söylerler? Onu bir düşünün. Bunun yorumunu size bırakıyorum. Ama HDP zaten baştan tavrını koydu. Dedi ki biz Cumhur İttifakı'yla birlikte olmayız. Özellikle MHP'den dolayı. Kılıçdaroğlu'nun önünde, HDP ile görüşmesinin önünde Meral Akşener bariyeri vardı. Ancak Meral Akşener Cuma günü gitti. Bir takım istekleri oldu. Masadan ayrıldı. Pazartesi günü geldi. Pazartesi günü geldikten sonra da yaptığı açıklamalarda ve Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olduğu açıklandıktan sonra da HDP ile görüşebileceğini, bunun çünkü siyasi bir tavır oldu. Siyasetten zaten görüşebileceğini söyledi. Evet. Mesela Kılıçdaroğlu MHP ile de görüşebilir. Çünkü AKP'den de randevu isteyebilir. Ha, verilir veya verilmez. MHP'den de, Büyük Birlik Partisi'nden de mesela randevu isteyebilir. Bunlar normaldir. Ha, Kılıçdaroğlu AKP ile görüştü dememeli. Yani randevu istese, çünkü bir tabanı var. AKP'nin de bir tabanı var. Dolayısıyla oraya da mesaj vermesi gerekiyor. MHP'nin tabanı var. Oraya da mesaj vermesi gerekiyor. Büyük Birlik Partisi'nin tabanına da mesaj vermesi gerekiyor. Mesela Türkiye İşçi Partisi'yle görüştü, Sol Parti'yle görüştü. Bunun yanında EMEP var. Mesela Emek ve Demokrasi Platformu, HDP'yle bir hareket eden, yani aynı platformda olan. Mesela Sosyalist Güç Birliği var. Türkiye Komünist Partisi'nin içinde olduğu, Solp içinde. Mesela hepsinde görüşmeli. Aynı zamanda Türkiye'de sağda yer alan küçük partiler ve solda yer alan küçük partiler hepsiyle de görüşmeli. Hepsinin efendim destekler, ortak mütabakatla seçime gitmeli. Kaldı ki mesela burada HDP'li yetkili açıkçası bakanlık istemiyoruz, hiçbir şeyse sadece gelin, hatta dün yapılan açıklamalarda gelin bir çay içelim. Ha, içeride ne görüşülür onu bilemeyiz.
muhtemelen içeride görüşülen şeyler veya bir mütabakat oluşturulursa zaten kamuoyuna açıklanır. Ama şu anda hava öyle değil. Yani işte HDP özellikle isteyecek, HDP şunu isteyecek diye bir şey yok. HDP sadece ilk anı benim anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu'nun bir kere kendini ziyaret etmesini istiyor. Ondan sonra pazarlıklar ne olur onu bilemiyorum. Ancak bütün söylenenler doğru diye şu anda, yani yazılanlar doğru diye belirli bir belirli medya grubunda. Onların da açıklama gelsin bir çay içelim şeklinde bir açıklama gibi algılıyorum bunu daha çok.